Hocura geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 18. yüzyıl Osmanlı Devleti, yani Osmanlı Devleti gerileme dönemine ait arkadaşlar ünitesinin sorularını çözeceğiz. Peki bakalım dostlarım sorularımıza. Osmanlı Devleti 1699'da imzalanan Karlofça Anlaşması'yla Macaristan'ı Avusturya'ya, Ukrayna ve Podolya'yı arkadaşım Lehistan'a, Mora'yı Venedik'e bırakırken 1700'de imzaladığı İstanbul Anlaşması ile de Azak Kalesi ve çevresini Rusya'ya bırakmıştır. Bize bir bilgi vermiş. Peki bu durumun etkisiyle Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıla girerken izlediği dış politika aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. Bu soruyu bilmemiz için arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Özellikle arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması'yla Batı'da ilk kez geniş ölçüde toprak kaybettiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bir bileceğiz. Peki Osmanlı Devleti ilk kez Batı'da geniş ölçüde toprak kaybettiği Karlofça Anlaşması'yla da arkadaşlar Osmanlı Devleti artık duraklamadan gerileme dönemine girmiştir. Peki gerileme döneminin ilk politikası neydi arkadaşlar? Kaybedilen yerleri ne yapmaktı? Geri almaktı. Yani Osmanlı Devleti Macaristan'ı Avusturya'ya bırakmış, Ukrayna ve Podolya'yı Lehistan'a bırakmış, Mora'yı kime bırakmış? Venedik'e bırakmış arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıla girdiğindeki politikası ne olacak arkadaşlar? Şıklara bakalım. Yayılma politikasından vazgeçerek savunmaya çekilmek. Arkadaşlar bu Pasarofça Anlaşması sonrası uygulayacağımız bir politikadır. Bu arkadaşlar olamaz. Peki donanmayı güçlendirerek Akdeniz'e yeniden tam hakimiyet kurmak diyelim arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar burada herhangi bir Akdeniz'de toprak kaybı yok arkadaşlar. Toprak kaybı nerede? Orta Avrupa ve bakalım arkadaşlar. Bir de kuzeyde bulunan bir yerde toprak kaybetmişiz. Yani arkadaşlar bu da olamaz. Peki kaybedilen yerleri geri almak arkadaşlar doğrudur. Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması sonrası uyguladığı ilk dış politika arkadaşlar kaybedilen yerleri ne yapmaktı? Geri almaktı. Peki Batılı devletlerle anlaşarak doğu yönlü gelişmek? Hayır arkadaşlar. Peki Rusya'ya kendi çıkarları için tehlikeli gören devletlerle ittifak kurmak da arkadaşlar değildir. Osmanlı Devleti'nin Karlofça Anlaşması sonrası Pasarofça Anlaşması'na kadar amacı kaybedilen yerleri geri almaktır. Birinci sorumuz arkadaşlar çözmüş olduk. Peki Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemlerinde Kapıkulu ordusu maaşlarını geç ve değeri düşük akçeyle ödenmesi, çıkarlarına aykırı gördükleri ıslahatların engellenmesi gibi nedenlerle ayaklanırken Celaliler ekonomi sıkıntılar ve yöneticinin adaletsizliği gibi nedenlerle ayaklanmışlardır. Peki arkadaşlar burada neyi bilmemiz gerekiyor? Eğer bize Kapıkulu diyorsa arkadaşlar biz bunların Yeniçeri olduğunu arkadaşım ve bu isyanın nerede çıktığını bileceğiz arkadaşlar. İstanbul'da çıktığını bileceğiz ve Yeniçeri'nin arkadaşlar aynı zamanda ne olduğunu bileceğiz? Ordu olduğunu bileceğiz. Yani bu soruyu çözmemiz için bunları bilmemiz gerekiyor. Peki Celaliler arkadaşlar Anadolu'da çıktığını bileceğiz ve Anadolu'da isyan eden grubun arkadaşım halk olduğunu bileceğiz. Yani askeri bir zümre olmadığını bileceğiz. Peki buna göre hangilerine ulaşabilir demiş arkadaşlar. Anadolu halkı geçim sıkıntısına düşmüştür. Bakalım evet Celali dedik, Anadolu dedik, ekonomik sıkıntı varsa geçim derdi vardır. Birinci öncülümüz arkadaşlar doğrudur. Bir olmayanları eleyeceğiz arkadaşlar. Direkt D şıkkı gitti. Yazarımız arkadaşlar şey yapmış, biraz zorlamış bizi. Hani direkt biri bir öncüyü de vermiş. Peki Yeniçeriler, bunu yanlış almış kusura bakmayın. Yeniçeriler kendi çıkarlarını devlet çıkarlarından üstün görmüşlerdir. Evet arkadaşlar, ıslahatlara kendi, bakın şöyle göstereyim ben size, şöyle göstereyim. Diyor ki arkadaşlar burada çıkarlarına aykırı gördükleri ıslahatları engellemek diyor. Islahat devleti güçlendirmek için yapılan arkadaşlar bir nedir çalışmadır. Bunu ne yapmayalım arkadaşlar, unutmayalım. Peki. Çıkarlarına aykırı gördükleri ıslahatları engellemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız yorum şu: kendi çıkarlarını devlet çıkarlarının üstün görüyor. Evet bu da doğru. Gider arkadaşlar. Peki. Üçüncü öncüde bakalım. Devlet zaman zaman maaş ödemekte zorlanmıştır. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Bakalım. Evet. Maaşlar arkadaşlar geç ödeniyorsa demek ki devlet arkadaşlar maaş ödemekte zorlanmıştır. Üçüncü öncüde doğrudur. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Peki
Küçük Kaynarca Anlaşması'nın hükümleri şunlardır. Bakalım arkadaşlar, bazı hükümleri şunlardır. Bu hükümlerden hangisi ekonomik alanla arkadaşlar ilgilidir diyor. Peki bakalım. Rusya işgal ettiği Eflak Boğdan'dan çekilecektir diyor arkadaşlar. Bu ekonomik değil, bu bir siyasi bir sonuçtur arkadaşlar. Bu gitti. Bir olanlar arkadaşlar eledik. Bir olan gitti arkadaşlar. Bir olan gitti. Bir olan gitti. Peki bakalım. Rusya Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksların koruyucusu olacaktır. Arkadaşlar bu da yine siyasi ve aynı zamanda arkadaşlar dini bir sonuç olabilir arkadaşlar. İki olanları da arkadaşlar eleriz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Direkt denizi çıktı. Nasıl? Rus ticaret gemileri boğazdan serbestçe geçebilecekse arkadaşlar bu neyle alakalıdır? Ekonomi ile arkadaşlar alakalıdır. Bunu bilelim. Rusya kapitülasyon verilecekse arkadaşlar kapitülasyon bir devlete karşı verilen ekonomik ayrıcalıktır. Bu da arkadaşlar yine neyle alakalıdır? Ekonomi ile arkadaşlar alakalıdır. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3-4 oldu. Bakın. Rusya işgal ettiği yerleri geri bırakacaksa siyasidir. Unutmayalım. Rusya Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksların koruyucusu olacaksa siyasi ve dini arkadaşlar sonuç diyebiliriz. Ekonomik sonuç değildir. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın. Rusya Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksların koruyucusu olacaksa Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışım hakkını atmıştır, elde etmiştir. Peki. Osmanlı Devleti'nin Rusya ve Avusturya ile imzaladığı 1739 Belgrad Anlaşması'na göre arkadaşlar bu koşullardan hangileri Osmanlı Devleti'nin geçici de olsa askeri ve siyasi açıdan başarılı olduğunun göstergesidir demiş. Peki arkadaşlar başarılı olabilmesi için Osmanlı Devleti için arkadaşlar olumlu maddeler olacak. Unutmayalım, eğer ki olumsuz maddeler varsa burada Osmanlı Devleti nedir arkadaşlar? Güçsüzdür. Peki birinci öncüle bakalım. Avusturya Osmanlı Devleti'nden Pasarofçı Anlaşması ile aldığı yerleri geri verecektir. Evet, Avusturya aldığı yerleri geri veriyorsa demek ki Osmanlı kaybettiği bir yeri geri alıyor. Peki Osmanlı'nın kaybettiği bir yeri geri alması Osmanlı için olumludur. Birinci öncülü arkadaşlar alabiliriz. Bir olmayanları eledik arkadaşlar. 3 tane şıkkımız kaldı. Bakalım. Rusya savaş sırasında ele geçirdiği yerleri Osmanlı Devleti'ne geri verecekse arkadaşlar bu da Osmanlı Devleti için olumlu bir şeydir arkadaşlar. Bu da gitti. Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacaksa Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini son kez kazanmıştır arkadaşlar bununla birlikte. Ve bu da arkadaşlar Osmanlı Devleti için olumludur. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne. Bunu unutmayalım. Demek ki Osmanlı Devleti askeri ve siyasi açıdan başarılı olmuş ki Belgrad Anlaşması'nda arkadaşlar lehine maddeler ne yapmıştır? Eklemiştir. Bunu da arkadaşlar ne yapmayalım? Unutmayalım. Peki diğer sorumuz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Lale Devri yeniliklerini yapanlar Patron Halil İsyanı sonucu öldürülmüşler diyor. 3. Selim Batı tarzında yaptığı yeniliklere karşı çıkan Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu tahttan ne yapılmıştır? İndirilmiştir. Bakın burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Lale Devri'nde yenilik yapanlar Patron Halil İsyanı ne yapılmış? Tahttan indirilmiş. 3. Selim Batı tarzından yaptığı yeniliklere karşı çıkan Kabakçı Mustafa İsyanı sonucu da tahttan indirilmiştir. Yani şöyle bir yorum yapabiliriz. Lale Devri ve 3. Selim döneminde çıkan isyanın nedeni arkadaşlar şunun göstergesidir. Demek ki ülkede yenilik istemeyen bazı ne var arkadaşlar? Gruplar var. Yenilik yapan padişah tahttan indiriliyorsa demek ki yenilik tarafları ne durumda arkadaşlar? Zayıf durumdadır. Peki bakalım dostlarım. Bakalım. Osmanlı hanedana karşı halkta tepki oluştu. Arkadaşlar bakın. Birincisi isyan eden halk değil. İkincisi İsyan hanedanlığa karşı yapılmamıştır. Yani isyan kişilere karşı yapılmıştır. Bu olamaz. Yani Osmanlı hanedanlığını tahttan çekmek için yapılan bir isyan değildir. A şıkkı olamaz. Peki bazı çıkar çevrelerin yeniliklere karşı olduğu, evet yeniliğe karşı oldukları için arkadaşlar isyan etmişlerdir. Peki yeniliklerin sadece askeri ıslahatlarda yapıldı. Bakalım arkadaşlar. Şimdi dostlarım burada yapılan ıslahatların bize içeriğini vermemiştir. Tamam. 3. Selim döneminde askeri ıslahat yapılacak ama burada öyle bir bilgi yok. Hatta öyle bilgi olması bile arkadaşlar Lale Devri'nde ilk kez Batı tarzı ıslahatlar yapılacak ama Lale Devri'nde yapılmayan tek yön arkadaşlar hangi yöndü? Askeri yöndü. Bu arkadaşlar gider.
Peki yeniliklerin Avrupalı devletlerin tepkisiyle karşılandı. Arkadaşlar bize burada herhangi bir Avrupalı bir devletin bir müdahalesi falan yok arkadaşlar. Bunu da ne yapmayalım, unutmayalım. Bu da arkadaşlar gitti. Peki padişah otoritesinin güçlü tutulmaya çalışıldı. Bu da arkadaşlar olmaz. Cevabımız Bartın'dır. Unutmayalım. Çünkü yenilik yapıldığı için isyan çıkıyorsa demek ki yeniliğe karşı çıkan bazı gruplar ne olmuş arkadaşım? Ülkede bulunmaktadır. Peki. 1789 Fransız ihtilali sonucunda Fransa'da krallık yönetimine son verildiği halde Osmanlı Devleti'nde isyanların böyle bir sonuç doğurduğu görülmez diyor. Bakın. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın çok güzel bir soru bu. 1789 Fransız ihtilali sonucunda Fransa'da krallık yönetimine son verildiği halde Osmanlı Devleti'nde isyanların böyle bir sonuç doğurduğu görülmez diyor. Yani Fransız ihtilali sonucunda çıkan isyanla Osmanlı Devleti'ne karşı çıkan isyan arasındaki fark nedir arkadaşlar? Buna bakalım arkadaşlar. Peki bakalım. Fransa'da krallık yönetimine son veriliyorsa arkadaşlar, yönetim demek rejim demektir. Bunu unutmayalım. Rejimdir yönetim. Peki Osmanlı Devleti'nde isyan arkadaşlar neye yönelik değildir? Rejime yönelik arkadaşlar ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Peki. Halkın isyanlara katılmamasından. Hayır, Osmanlı Devleti'nde halkın katıldığı isyanlar var. Celal isyanları, bu olamaz. Ulemanın isyanları kışkırtmasından dolayı arkadaşlar egemenlik anlayışına aykırı bir isyan çıkmamıştır. Buna da yapamayız. Osmanlı Devleti'nin hanedan yönetimine dayanmasına da diyemeyiz arkadaşlar. İsyanların ekonomik ve toplumsal sıkıntılar yol açtığından dolayı yönetim şeklini değiştirmedi diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bakın Fransızların bir sebebi de budur. Yalnız Osmanlı Devleti'nde isyanlar rejimi değil kişileri değiştirmeye yönelikti arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Bunu unutmayalım. Bakın Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar çıkan isyanlarda 31 Mart isyanı haricinde arkadaşlar tüm isyanlar kişiyi değiştirmeye yöneliktir. Ama Fransız ihtilalinde çıkan isyan arkadaşlar amaç kralı ya da kraliçeyi ya da kralın yardımcısını ya da başka yöneticini değiştirmek değil. Direkt arkadaşlar yönetim şeklini değiştirmeye yöneliktir. Peki bu dönemde Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlarda neden böyle bir sonuç doğmamıştır? Çünkü Osmanlı'da çıkan isyanın amacı rejimi değil kişiyi değiştirmeye yöneliktir dostlarım benim. Peki. Osmanlı ıslahat tarihinin en önemli evrelerinden biri olan 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale Devri'dir demişiz. Lale Devri ile ilgili olarak aşağıdaki de bilgilerden hangisi doğru değildir arkadaşlar? Bize bilgi vermiş, yıl aralığını vermiş, ıslahat yapıldığını söylemiş. Hangisi Lale Devri hakkında doğru bir bilgi değildir? Bakalım. Avrupa'daki gelişmeler takip edilmiştir. Evet arkadaşlar. Hemen ispatlayalım Avrupa'daki gelişmeler nasıl takip edilmiştir. Mesela Avrupa'ya ilk kez geçici elçilik yollanmıştır. İlk kez Avrupa'dan teknik bir yenilik olan matbaa getirilmiştir. İlk kez batı tarzı arkadaşlar ne yapılmıştır? Mimari eserler yapılmıştır. Avrupa kitapları ne yapılmıştır? Tercüme edilmiştir. Yalnız Lale Devri'nde arkadaşlar herhangi bir askeri ıslahat yoktur. Peki hatta Lale Devri hakkında da arkadaşlar şunu bilelim. Lale Devri Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarzı ıslahat yaptığı ilk dönemdir. Peki. Askeri alanda ıslahatlara ağırlık verilmiştir. Arkadaşlar az önce zaten söyledim. Lale Devri'nde herhangi bir askeri ıslahat yoktur. Diğerleri arkadaşlar doğru olan bilgilerdir. Lale Devri hakkında bakalım. Kültürel ve sosyal alanda gelişmeler görülmüştür. Evet arkadaşlar. Nelerdir mesela kültürel alanda matbaanın getirilmesi? Mesela sosyal alanda gelişmeler görülmüştür arkadaşlar. Mesela halka kütüphanenin açılması gibi. Pasarofçi Anlaşması'nın imzalanmasından sonra başlamıştır. Evet. Pasarofçi Anlaşması ile arkadaşlar Osmanlı Devleti Avrupa'nın kendisinden üstün olduğunu ve 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Anlaşması ile kaybedilen yerleri geri alamayacağını anlamış ve Osmanlı Devleti Batı ile olan savaşlara ara vererek arkadaşlar ne yapmıştır Osmanlı Devleti? İlk kez Batı tarzı ıslahatlar yapmıştır ve bu isyan arkadaşlar Fatuna Halil isyanı ile bitmiştir. Peki arkadaşlar bir soru soracağım. Yorumlara doğru cevabı bekliyorum. Osmanlı Devleti bu dönemde arkadaşlar ilk kez özel matbaa getirmiştir. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından arkadaşlar ilk kez Osmanlı'ya matbaa gelmiştir. Gelen matbaa da arkadaşlar devlet değil. Gelen matbaa da arkadaşlar nasıl matbaadır? Özel matbaadır. Peki sorumuz şu. Osmanlı'da bir yenilik ya da alınan bir karar öyle hemen uygulanmaz. Önce gidilir Şeyhülislam'a sorulur. Şeyhülislam da bir din adamıdır. Bu da Osmanlı Devleti'nin dini kurallarla yönetildiğini yani teokratik olduğunun göstergesidir. Peki benim size sorum şu.
O dönemin Şeyhülislam'ı Yenişehirli Abdullah Efendi diyecek ki: matbaa gelsin, benim için hiçbir sıkıntı yok, dine uygundur, dinle ters düşmez ama dini kitaplar kesinlikle basılamaz. Dönemin Şeyhülislam'ın matbaada dini kitapların basılmasını yasaklamasının sebebi nedir arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum cevapları, bakalım kimler videomuzu izlemiş, bunu da görmüş olacağız. Peki arkadaşlar, bakalım buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alabilmek amacıyla Avusturya, Rusya ve Venedik ile savaşmıştır. Ancak istenilen sonuç gerçekleşmemiş. Bu devletlere karşı yeni topraklar kaybetmiş ve kalan topraklar için koruma politikasını benimsemiştir. Peki arkadaşlar, buna göre Osmanlı Devleti hakkında hangiler söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Osmanlı'nın kaybettiği topraklar varsa devletin egemenlik alanı daralmıştır. Doğrudur. Egemenlik alanı devletin yönettiği metrekare demektir. Birinci öncü doğrudur. Bir gitti arka, bir olmayanları eledik. Peki. Avrupa'nın kendinden üstün olduğunu kabullenmiştir. Evet arkadaşlar. Doğrudur. Sen kaybettiğin yerleri kaybetmiş ve kalan topraklar için koruma politikası, yani Osmanlı Devleti savunmaya geçmiş. Savunmaya geçmişse Avrupa'nın kendisinden üstün olduğunu kabullenmiş. İki de doğrudur arkadaşlar. Eledik. Peki. Devletin Balkan hakimiyeti sona ermiştir. Arkadaşlar bakın, Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti arkadaşlar 20. yüzyılda çıkacak olan Balkan savaşlarıyla arkadaşlar bitecektir. Şunu unutmayalım ki Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldaki Orta Avrupa hakimiyeti sona ermiştir. Balkan hakimiyeti sona ermemiştir. Osmanlı'nın Balkan hakimiyeti Balkanlardaki tüm topraklarını kaybettiği Balkan savaşlarının sonrasında sona ermiştir. 1'e ve 2'ye ulaşırız. 3'e ulaşamayız. Bakın, egemenlik alanı demek devletin yönettiği metrekare demektir. Devlet toprak kaybediyorsa o devletin egemenlik alanı daralmıştır. Peki Osmanlı Avusturya, Rusya ve Venedik'ten kaybettiği yerleri geri almak için savaşıyorsa Osmanlı kendini Avrupa'dan hala üstün görüyor. Demek ki ben bunları savaşarak yenerim diyor. Yalnız Osmanlı Devleti daha sonra kaybettiği yerleri geri alma politikasından vazgeçip elindeki toprakları koruma yoluna gidiyorsa Osmanlı Avrupa'nın kendisinden üstün olduğunu atmıştır, kabullenmiştir. Cevabımız arkadaşlar 1-2. Peki. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya elçilikler açmaya başlamasının Osmanlı Devleti'ne yukarıdaki gelişmeden hangisi neden olduğu söylenebilir. Sen Avrupa'ya elçilik açarsan Avrupa'daki gelişmeleri takip edersin. Doğrudur. Zaten elçilik açılmasındaki amaç da budur. Peki arkadaşlar, birinci öncül doğru, D şıkkımız gitti. Peki, dış politikada diplomasinin gelişmesi. Evet arkadaşlar, doğrudur. Elçi bir diplomattır. Eğer ki sen bakın bir yere arkadaşlar elçi yolluyorsan orada otomatik olarak nasıl ilişki geliştiriyorsun? Diplomatik arkadaşlar ilişki geliştirdiğin arkadaşlar göstergesidir. Peki, Reisül Küttab'ların önem kazanması arkadaşlar, bu soru yanlış hatırlamıyorsam 2015 YGS sorusuydu. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'ya geçici ve daimi elçilikler açması hangi Divan-ı Hümayun üyesinin arkadaşlar önemin arttığının göstergesidir diye 2015 YGS'de sormuştu arkadaşlar. Cevap da Reisül Küttab'tı. Bunu unutmayalım. Bakın dostlarım, ÖSYM elçiyle alakalı arkadaşlar pek çok soru sordu. 2013'te KPSS ÖABT'de sordu arkadaşlar. 2019'da KPSS'de sordu. 2015 arkadaşlar YGS'de sordu. Yani ÖSYM elçilikle alakalı çok fazla soru soruyor. Bunu ne yapmayalım arkadaşlar, unutmayalım. Bir yere sen elçi yolluyorsan diplomatik ilişkini geliştirmeye çalışıyorsundur. Peki. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda görülen birinci ile ikinci olay arasında bağlantı kurulamaz diyor. Bakalım arkadaşlar, bilgi sorusu. 1711 Prut Anlaşması kaybedilen yerleri geri alma ümidini arttırmıştır. Evet arkadaşlar, doğrudur. Bakın, Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması sonrası, tamam, Karlofça Anlaşması sonrası arkadaşlar Osmanlı amacı kaybedilen yerleri geri almaktı. Peki Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması sonrası yaptığı ilk savaş Prut Savaşı'dır. Prut Savaşı sonrası Osmanlı Devleti Rusya'yı yenmiş ve Rusya ile Prut Anlaşması imzalamıştır. Ve Osmanlı Devleti arkadaşlar 1700 İstanbul Anlaşması kaybettiği Azak Kalesi'ni Rusya'dan geri alarak kaybedilen yerleri geri alma ümidi artmıştır. A şıkkı arkadaşlar
Doğrudur, eledik. Peki. 1718 arkadaşlar, Pasarofça Anlaşması demişiz. Pasarofça Anlaşması'nın arkadaşlar önemi şudur. Osmanlı Devleti Avrupa'nın kendisinden üstün olduğunu kabullenmiş ve hatta Osmanlı Devleti Avrupa ile olan savaşlara ara vererek ne yapmıştır arkadaşlar? İlk kez Batı tarzı ıslahatların yapıldığı Lale Devri'ne geçmiştir. Yalnız şunu unutmayalım. Lale Devri'nde yapılmayan tek ıslahat hangi ıslahattı arkadaşlar? Lale Devri'nde yapılmayan tek ıslahat askeri ıslahattı. A şıkkı da gitti arkadaşlar. Peki 1739 Belgrad Anlaşması. Arkadaşlar 1739 Belgrad Anlaşması'nın biz 1. Mahmut döneminde yapıldığını bilelim. Neden? Arkadaşlar Belgrad Anlaşması öncesinde Osmanlı Devleti hem Rusya hem de Avusturya ile savaşmıştı. Osmanlı Devleti iki devleti birden mağlup etmişti. Peki bu savaş sonrası bu anlaşmanın imzalanmasına Fransa arabuluculuk etmiştir. Ve Fransa Belgrad Anlaşması arabuluculuk ettiği için arkadaşlar Belgrad Anlaşması'yla Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Peki olayı biraz yorumlayalım. Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getirilmişse öncül 1 ekonomi nasıl etkilenmiştir? Olumsuz. Öncül 2 arkadaşlar, öncül 2 Osmanlı ekonomisi üzerinde Fransa'nın etkisi ne olmuştur? Artmıştır. Peki Fransa arabuluculuk ediyorsa bu dönemde Fransa bizim lehimizi arkadaşlar ne yapıyor? Dış politika belirlemiştir. Peki arkadaşlar 1791 Zichtove Anlaşması ile arkadaşlar tarih ilk defa savaş tazminatı ödememişti arkadaşlar. Zichtove Anlaşması ile arkadaşlar Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa arkadaşlar savaş tazminatı ödememiştir. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödediği anlaşma Küçük Kaynarca arkadaşım anlaşmasıdır. Bunu da arkadaşlar bilelim. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatını Küçük Kaynarca Anlaşması'yla kime karşı vermiştir? Rusya'ya karşı vermiştir. D'de gitti. Pardon. Bu cevap Denizli olacak. Söylenemez diyor. Peki 1792 Yaş Anlaşması Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu ne yapmış arkadaşım? Kabul etmiştir dostlarım. Şunu unutmayalım. Bu anlaşmanın hepsi doğru hükümdür. Ama Zichtove Anlaşması arkadaşlar yanlıştır. Çünkü Osmanlı Devleti tarihindeki ilk savaş tazminatını Küçük Kaynarca Anlaşması'yla kime vermiştir? Rusya'ya vermiştir dostlarım benim.